Merhaba arkadaşlar, Beyaz Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyveli magnolia yapacağız. Hemen başlıyoruz. 8-10 tane bebek bisküvisini el rondosundan geçiriyoruz. Daha sonra bir paket burçak bisküvisini kırıp onu da rondodan geçiriyoruz. Şeftali veya nektarilerimizi de el rondosundan geçiriyoruz arkadaşlar. Birçok malzemeyi el rondosundan geçiriyoruz. Değişik tatta magnolyalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Nektariyi de geçirdim rondodan. Şimdi Birdman'ı arkadaşlar rondodan geçiriyorum. Toz fındık isteyenler için ben fındık da geçirdim rondodan. Şimdi arkadaşlar 2,5 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz Birdman karışımımıza. Göz göz olana kadar kaynatıyoruz. Daha sonra nektarları da ocağa aldıktan sonra şekerini ilave edip ben gıda boyası koydum turuncu renk elde etmek için. 1 litre sütümüzü koyduk arkadaşlar. Şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. Yumurta sarısını koyuyoruz. Soğuk olan kremamızı ilk önce çırpıcı ile karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ocağın altını açıyoruz. Yoğun bir kıvam almasını sağlıyoruz. Şimdi vanilya. Bunu toz vanilya olarak da kullanabilirsiniz. Ben bir iki damla vanilya ekstrası ilave ettim. Daha sonra yarım paket krem şanti ilave ettim arkadaşlar. Biraz çırpıcıyla çırptıktan sonra arkadaşlar mikser kullandım. Mikserle iyice birbirine kremayı karıştırdım arkadaşlar. Daha sonra birer kaşık karıştırdığım bisküvilerden tek tek bardaklarıma koydum. Bunu arkadaşlar normal kaselere de yapabilirsiniz. Ben artanı o şekilde kaselere ilave ettim. Magnolia kremamızdan bir iki kepçe koyup arkadaşlar kaşıkla düzeltiyoruz. Daha sonra nektar karışımından ilave ettim.
Siz nektariyi kendi pembemsi renginde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bisküvi karışımından ilave ettim. İstediğiniz kuplara fındık karışımını da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde birkaç çeşit de yaptım arkadaşlar sizin için. Karışımları bu şekilde değişik değişik sıralamasını farklı şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarifi sevdiğiniz meyvelerle de yapabilirsiniz. Böğürtlenle yapabilirsiniz. Vişneyle, kirazla, kayısıyla. Yani elmayla bile isterseniz püresini elde ettikten sonra yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsiyle de bütün meyvelerle de çok güzel oluyor. Ya alışılmışın dışında bir şey yapmak istedim ve böyle de çok beğenildi. Muz ve çilekten hariç böyle bir şey yapmam ilgi çekici ve lezzetli oldu arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Değişik tarifler için arkadaşlar, yeni başladım kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha ilginç ve güzel tariflerle sizlerle olacağım. Şimdiden teşekkürler. Güzel bir sütlü tatlı yaptık bugün sizle. Yani magnolia, meyveli bir magnolia yaptık arkadaşlar. Ve gerçekten yaz aylarında mükemmel serinletici bir sütlü tatlı oldu. Güzel ve değişik tariflerle Beyaz Mutfak sayfamda sizlerle olacağım arkadaşlar. Hoşça kalın.